Evet, istersen Sistina Şapeli nerede şimdi? Şimdi San Pietro Kilisesi'ni görüyoruz. Ve San Pietro Kilisesi'nin sağına bakarsanız, ben de bir resim öncesine bakarsan, evet bakın şuradan, şurada, şu kenarda, şuradaki Sistina Şapeli. Hani önemli günlerde bakıyoruz ya, beyaz duman çıkacak mı çıkmayacak mı? Hani normalde başında da şey yok, baca yok. Sadece özel papa seçimlerinde toplantılar orada yapılmaya devam ediyor. Şimdi tekrar aşağı gelirsen Turgan. Evet bakın şimdi sol tarafa doğru dönelim biraz. Evet şimdi mesela izleyiciler, girenler o kemerin arka tarafında kalıyorlar. Daha sonra tavanı anlatacağımız zaman, şimdi çık istersen tavana doğru. Evet tavana doğru baktığımız zaman tavan normalde 9 tane resme bölünmüştür. Michelangelo'dan önce kim ne yapmış, nereye kadar yapmış ve o konuyla ilgili bir takım şeyleri göreceğiz. Yani çizgi roman şeklinde... Musa'nın hayatıyla başlıyoruz herhalde. Evet. Michelangelo'nun yaptığı tavana geçiyoruz. Tavana geçiyoruz. Doğru geçiyoruz. Direkt tavana geçelim. Şimdi bakın. Gene en dibe kadar gidiyoruz. Hani aklınızda kalması için söylüyorum. Tanrı'nın, bak burada Tanrı'yı görüyoruz. Tanrı'nın etrafındaki örtü ve ondan sonra şuradaki benzin sarkması normalde bir beyin kesti tekabül ediyormuş. Bakın en son şu anda yoğun olarak tartışılan konu şudur. Bakın şurada bir tane hanımefendi görüyorsunuz. Burada. Hani Michelangelo herkese farklı olarak da bu hani resim çizmekten ziyade kas çizdi. Ya da o heykelleri yani Turgut biraz önce dedi ki 3D, 3 boyutlu şeklinde. Ama normalde o oraya heykelleri yerleştirdi. Hani... Efendim bizle bu hafta sonunu paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Bizim açımızdan enteresan bir deneyim oldu. Keyifli bir deneyim oldu. Sizlerin de zevk aldığını umuyoruz. Başka bir gün, başka bir deneyimde tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim.